Bir, karşındaki insanın kendisine verdiği değeri her ne olursa olsun korumaya dikkat et. Ağzından çıkacak olan her sözcüğü bir iğne, karşındaki kişinin kendine verdiği değeri de bir balon olarak düşün. Nazik ol. Çocuklarına yapıcı bir eleştiri yapmadan önce hep sizi çok seviyorum de. Ve ondan sonra daha iyi olmaları için onlara gerekli olan rehberliği ve yardımı sağla. 2. Geçmişten ziyade geleceğe odaklan. Geçmişte olanları sorun etmek yerine bundan sonra ne yapabiliriz sorusunu ele al. Bundan sonra neden şöyle tarzındaki cümlelerle başla sözlerine. 3. Kişiler üzerinde değil, davranışlar veya performanslar üzerinde yoğunlaş. Sorunu tanımlamak, karşındaki kişiye sen sözcüğüyle hitap etmekten daha iyidir. Örneğin, sen iyi satış yapamıyorsun cümlesi yerine, satış rakamların beklediğimizin altında. Onları yeniden yükseltmek için ne yapmalıyız diye sorabilirsin. 4. Ben sözcüğünü duygularını sahiplenmek için kullan. Örneğin, sen beni kızdırıyorsun cümlesi yerine, sen bunu yaptığında ben kendimi çok kızgın hissediyorum veya bu durumdan hoşnut değilim ve nasıl değiştirebileceğimizle ilgili seninle konuşmak istiyorum diyebilirsin. 5. Değişmesi gerekenin ne zaman ve ne kadar değişeceği konusunda kesin bir anlaşmaya var. Geleceğe ve çözüme dönük olduğun konularda açık ve net ol. Örneğin şöyle de. Bundan sonra son gemi nakliyatını yapmadan önce kesin notlar tutup bunları 2 kere kontrol etmen gerekiyor. 6. Yardım teklif et. Bu durumda sana yardım etmek için ne yapabilirim diye sor. Ne yapması ve nasıl yapması gerekeni iyi bilen bir insan olduğunu göstermeye hazır ol. Gerek otorite sahibi biri, gerekse de bir ebeveyn olarak önemli işlerinden birisi de iyi bir öğretmen olmaktır. Karşındaki insana herhangi bir şeyin nasıl yapılacağını öğretmeden ondan farklı bir şey yapmasını bekleyemezsin. 7. Karşındaki insanın iyi bir iş yapmak istediğini varsay ve şayet o kişi kötü bir iş çıkarıp yanlış yapmışsa bunu kasten yapmadığına inan. Çünkü buradaki asıl sorun kısıtlı beceri, eksik bilgi veya bir çeşit yanlış anlamadır. Yıkıcı ve kızgın olmaktansa sakin, sabırlı, destek veren, hassas, net ve yapıcı ol. Sakin, sabırlı, destek veren, hassas, net ve yapıcı ol. Karşındaki insanı yıkmak yerine onu inşa et. Yıkıcı eleştiriyi anında kesmenden başka, kişinin kendisine duyduğu saygıyı ve etkinliğini artırabileceğin daha hızlı bir yol olamaz. Bunun farkını her türlü ilişkilerinde görebilirsin.